Sayın İnceöz, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben sondan başa doğru gideceğim. Böyle kınamakla vesaireyle olmaz. İşinize geldiğinde yargı kararlarını tanıyoruz, tanımıyoruz. Talimatla gibi ithamlarla bulunmak haksız ve yersiz söylemler. Bunlar ancak sizlere yakışır. Sayın bunu milletvekilleri. Söyleyeyim. CHP her zamanki gibi kendine yakışan, kendine yakışanı yapıyor, onu söyleyeyim. Saygı duyalım lütfen. Devam edin. Yani her fırsatta bu tür söylemleri reddediyoruz, onu söyleyeyim. Tamam, yani işinize geldiğinde olayların detayını herkes bilmekte, milletimiz de bilmekte. Bu konunun çok detayına girmeyeceğim. 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın büyük bir kararlılık ve başarı ile devam ettiğini Grup Başkan Vekilinizin söz talebi var lütfen. Sessizlik Kahraman edinmeyelim. Kahraman Mehmetçiğimize de buradan selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz ve her zaman onların yanında olduğumuzu bu Gazi Meclis'ten bir kez daha ilan ediyoruz. Bu Gazi Meclis'in içerisinde Afrin operasyonuna karşı her ne kadar çatlak ses çıkarmaya çalışanlar olsa da bu mücadele, kararlı mücadelemiz sonuna kadar haklı bir şekilde devam edecektir. Harekatın başladığı günden bugüne kadar şehit olan Mehmetlerimize de, Mehmetçiklerimize de Allah'tan rahmet, aileleri ve silah arkadaşları ve tüm milletimize de başsağlığı, yaralı ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Zeytin Dalı Harekatı ülkemizin bekası için yapılmış, bekası için, ülkemizin geleceği için karşı kurulan karanlık senaryoların bataklığını yok etmek için tarihe gömme operasyonudur. 911 kilometre sınırımız olacak. Bu sınır güvenliğini tesis etmek hem ülkemizin hem bu coğrafyanın hem de bu coğrafyanın huzur ve sükuneti için gerekli. Şimdi burada zaman zaman çatlak sesler çıkmakta. Bir bakıyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayıp, şunu özellikle belirteceğim. Sabırla dinleyin. Niye bu kanınıza dokunuyor? Niye bu CHP'den terörle mücadele deyince CHP taraflarından sesler geliyor kulağıma. Sayın İnceöz, siz devam edin söyleyeceklerinize, ben karar veririm. Sivil kıyafetlerle artık net bir şekilde birilerinin itiraz ettiği SİHA'lar ve İHA'lar aracılığıyla da görüntüler çok net tespit edilmiştir ki orada ellerinde silahlar, roket atarlar, füzeler vesaire, bir bakıyorsunuz ki sivil kıyafetler, daha kötüsünü söyleyeyim, erkek olmalarına rağmen etek giyip kendilerini kamuflaj edecek. Tamamlayın Sayın İnceöz. Görüntüleri de yine SİHA'lar ve İHA'lar aracılığıyla tespit edildiğini görmekteyiz. Burada bu bütün işte siviller vesaire şeklindeki, onları telaffuz etmeyeceğim burada. Bunlar çok net olarak artık görülmüştür. O sivil dediğimiz insanların elinde, teröristler, insan da demiyorum onlara, teröristlerin elinde Türkiye'ye karşı fırlatılan, kilise, Hatay'a fırlatılan bombaların, füzelerin, silahların olduğunu ve o bölgeyi adeta gasp ettiğini, 3,5 milyon Suriyeliler de Türkiye'de yaşamakta bu yüzden. İşte o bölgenin huzur ve güvenliğiyle yine ülkemizdeki Suriyelilerin oraya gideceği güvenli bir bölgenin açılabilmesi için PKK'ya, bugün YPG'ye, PYD'ye terör örgütü diyemeyenler, terörist diyemeyenler, DAEŞ dahil olmak üzere bu terör ve terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir. Bu mücadele haklı bir mücadeledir. Bu mücadele meşru bir mücadeledir. Bu mücadele NATO üyesi Türkiye'nin mücadelesidir ve bugün NATO'dan da biraz evvel açıklamalar geldi. Türkiye dünya üzerinde terörle en çok mücadele eden, terör örgütleriyle en çok mücadele eden, ülkesinin bekası içinde yine mücadele eden bir ülke şeklinde tamamlayın. Açıklama gelmiştir. Artık burada sivildi vesaireydi, işte Afrin merkezine girilmesin gibi itirazların yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesinde her birimizin yek vücut durması gerekmektedir. Bir başka söylemim de şunu olacak ki hafta sonu bir kongre gerçekleşiyor. Düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu kongre salonunda İstiklal Marşı söylenmiyor. Bu kongre salonunda Türk bayrağı asılmıyor. Bu kongre salonunda da Afrin'de askerlerimize, Mehmetçiklerimize, kurşun sıkanlara selam çakılıyor. Bir de gelip burada bize demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.